Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki dün çok büyük olaylar yaşandı. Galatasaray Tuzla Spor maçında Galatasaray turu geçti. Gökhan Cira'dan bir özür geldi ki dünkü olaylarda gerçekten kendisine de bir kafa vurma, daha doğrusu kafa atma gibi bir olaylar olmuştu. Ama Gökhan Cira bugün Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu açıklamayı yaptı. Öyle öncelikle onu söyleyeyim. Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaylardan dolayı başta Ultra Aslan olmak üzere bütün Galatasaray taraftarından özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih Hoca'dan ve Ultra Aslan'dan özür diliyorum şeklinde. Biliyorsunuz ki kendisi Galatasaray altyapısından yetişmiş. Hatta Altın Ordu geçmişi de olan altyapıda bir oyuncu. Daha sonra ama Tuzla Spor'a gitmişti. Yani altyapıda neler yaşadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Kendisi ya da başka birileri açıklamadığı sürece bunun hakkında maalesef bilgimiz olmayacak ama... Bu şekilde geri adım demeyelim, yani özür dilemek bir erdemdir ve bu şekilde özür diledi. Muhakkak ki Galatasaray tarafından da bir açıklama gelecektir. Daha önce Galatasaray sitesinden şöyle bir açıklama yapılmıştı. Şimdi açıklamanın başlığında sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir diye bir başlıkla Galatasaray kulübünden bir açıklama vardı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzla Spor'la oynadığımız karşılaşma sonrası yaşananların takımımızın verdiği mücadeleyi ve aldığı hak edilmiş galibiyeti sindirememenin çok dışında bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışan bir algı olması üzüntü ve kaygı vericidir diye başlayan bir yazı vardı. Dün gece yaşanan olayların içinde canımızı en çok acıtan futbol A takım medya koordinatörü Sayın Hande Sümertaş. Biliyorsunuz ona da bir darp girişimi olmuştu. Yapılan çirkin saldırıdır. Kadına şiddetin her gün bir başka acı olayla gündeme geldi ülkemizde. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu konudaki hassasiyetimizi defalarca dile getirmekle beraber bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar Türk sporu ve geleceği adına tehlike unsurdur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdır diye bir açıklama gelmiş sitesinde. Gökhan'dan da bugün özür geldi. İnşallah tatlıya bağlanmıştır ve sahalarımızda bir daha böyle bir olay yaşamaz.